Serkan Toper, aslında Turan Bey ifade etti, usul açısından ciddi sorunları olan bir soruşturma olarak ifade ediliyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Daha öte bugün Sayın Özgür Özel dedi ki Ahmet Hoca'nın tutuklanacağını dün öğle saatlerinde Erdoğan açık açık söyledi. Yani kararı vermişler, talimatı vermişler, şekil şartı tamamlıyorlar. Özel'in tutuklanacağı önceden belli miydi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında yaptığı açıklama, Esenyurt vurgusu, bu kararın yargıda değil de önceden alındığına dair bir durum mu? Sayın Özgür Özel ne diyor? Şimdi öncelikle bu işin öznesini kaçırmayalım. Öznesi şu. Bir CHP'li belediye başkanı PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. Bunu koyalım. İki, meslektaşım iyi bir hukukçudur. Usule ilişkin hukuki yorumlamalarını yaptı. Elbette ki şunu söyleyeceğiz. Bir, insanlar şunu diyor. Ya diyor aday yapan iktidar. Bu adam başvurduğunda niye aday yaptı madem evet, iktidar? Evet, o zaman bunlara? Neden? Bir şey söylemiyorum. Temiz. Söylemiyorum. Yo, CHP dedi. Vatandaşlar. Genel başkanı söyledi. Genel başkan dedi. Bir kere 6 ay önce temiz kağıdı verdiniz şimdi diyor. Niye? Bakın, Turan Bey onu güzel ifade dedi. Etti. Seçme seçilme hürriyeti anayasal bir haktır. Ve demokratik toplumlarda bir kısıtlama getirdiğinizde hakkın özüne dokunamazsınız. Dediği gibi olur. Feyzi Çakır, Feyzi Çakır Çankaya bölgesinde etkin. Evet. O zaman hakkında bir soruşturma açılır ve Feyzi Çakır'ın seçme seçilme hürriyeti elinden alınır. Ve bu tartışmalar daha da derinleşir. Onun adaylığını engellemek için, onun milletvekilliğini engellemek için ve demokratik toplumlarda bir mahkumiyet kararı, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadan ki belediyede de bu bir yıl ve üzeri bir mahkumiyet kararı olmadan YSK ya ben senin adaylığını kabul etmiyorum, senin hakkında soruşturma var diyemez. Bu daha büyük problemlere yol açar. Yani örneğin şunu diyebiliriz, tutuklamadan daha ağır tedbir midir? Kişinin seçme ve seçilme hürriyetiyle alakalı tedbir de koyabilir suç ceza hakimliği. Tutuklama en ağır tedbir tabii. Evet. Kuvvetli suç şüphesi var der. Ama maalesef Türkiye'de emin olunuz ki bu konu daha da su kaldırır, daha da büyük tartışmalara sebebiyet verir. Diğer konu, işte bu soruşturma 10 yıl önce madem başladı, şimdiye kadar neyi beklediniz? 10 yıl önce başlayan bir soruşturma yok. 2023 doğru. Temmuz ayında Diyarbakır'da başlıyor soruşturma. Sonra görev yetkisizlikle Mersin'e gidiyor. Mersin'de diyor kişinin son ikametgahı İstanbul'dur. 2024 Temmuz'da İstanbul'a geliyor dosya. 2023. Yok, 2023 Diyarbakır'da başlıyor. 2024 Temmuz'da da İstanbul'a geliyor. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetki alanına geliyor. 28 Ekim'de emniyet son raporunu sunuyor başsavcılığa ve düğmeye basılıyor. Yani akın gürlek geldi de soruşturma başladı tezleri de çürüyor. Zaten devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz. Hı hı. Emniyetin raporu 28 Ekim'de gelmiş. Gözaltı hukuka aykırı mı? Hayır. CMK 91. Soruşturma yönünden zorunluluk. Nedir bu zorunluluk? Bireyselleştirme gerekir orada. Ha. Olur mu öyle şey? Nedir soruşturma yönünden zorunluluk? İnsicam içinde halledemişler. Sonra size sıra geldiğinde itirazınızı yapın. Öyle kavramları kalın kalın kullandığında ben de sana bir şey demem lazım işte. Soruşturma yönünden zorunluluk ve somut delillerin varlığı halinde elbette ki gözaltı kararı verilebilir. Birazdan sayacağız. Somut delil var mı yok mu? Gözaltı yönünden ne diyecektik bir terör üyesi iddiasıyla hakkında soruşturma açılan birine? Gel davete yolladık ifadeye gel. O zaman bu belediyede ele geçirilen örgüt dokümanlara nasıl ulaşılacaktı? Dijital materyallere nasıl ulaşılacaktı? Demek ki soruşturma hakim önüne nasıl çıkarılacaktı? Soruşturma yönünden CMK 91'e son derece uygundur gözaltı kararı. Tutuklama kararı hukuka uygun mudur? Evet, katalog suçtur. Katalog suçlarda kişinin kaçma ve delilleri karartacağı karine olarak kabul edilir. Ve devamında kuvvetli suç şüphesinin varlığı aranır. Doğru mu? Hakimlik bu yönde tespitte bulunmuş ve tutuklama kararı vermiş. Elbette ki katalog suçlarda tutuklamak zorunlu mudur? Hayır. Karine kabul edilir dedi. Kuvvetli suç şüphesi ve bunu yani gösteren yani somut delillerin varlığı lazım. Bunları anlat da ekrandakiler doğru duysun. Somut tutuklamak zorunlu değildir yani. Kuvvetli suç şüphesi değil de somut başka delil tedbirler de Turan Bey Allah aşkına girip durmayın araya ya. Efendim? Girip durmayın araya. Bir şey anlatıyoruz.
kamuoyunu yanlış bilgilendirmedi ya. Niye yanlış bilgi veriyorum canım? Tutuklama zorunlu gibi söylüyorsun katalog suçlarda da. Biz ağzımda öyle bir cümle mi çıktı? Ama biz de yani bir doğrusunu anlasın halkımız. Ağzımda öyle bir cümle mi çıktı zorunluluktur? Hukuka uygunluk. Buna izin veriyor, ruhsat veriyor CMK 100 diyorum. Siz devam edin. Buyurun Sayın Toprak. Ve bu noktada tutuklama tedbiri de kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin varlığıyla da hukuka uygun. CHP'li arkadaşlar terör sevicilerin hakkını, hukukunu savunma konusunda çok mahirler. Ağızları da iyi laf yapıyor. Şimdi gelelim konuya. Bizi izleyen gerçek Atatürkçü, vatanperver, CHP'li dostlarımız, bir CHP'li belediye başkanı profili anlatacağım size. Olayın hukuki görünümünden bağımsız olarak. Buyurun. Bu CHP'li belediye başkanı terörist başı Öcalan'ın avukatları tarafından yapılan ziyarette demokratik özellik için destek olabilecek akademisyen var mıdır diye terörist başının sorusuna cevap olarak verilen isimdir. Böyle bir belediye başkanı, orada bir tipik suç böyle var bir belediye başkanı, böyle bir belediye başkanı CHP'nin Atatürkçü seçmenin içine siniyor mu? CHP'li belediye başkanı çünkü bu. İki kardeşi dağda terörist olan birini arıyor. Allah rahmet eylesin diyor. Anneniz çok hayırlı evlatlar yetiştirmişti diyor. Hayırlı evlatlar dediği dağdaki teröristler. Böyle bir CHP'li belediye başkanını bu Atatürkçü vatanperver dostlarımızın içi kabul ediyor mu? Sonra PKK'ya fikir ve ideolojik taban propagandası yapan bir derneği ziyaret ediyor. Sorduklarını da hatırlamıyorum diyor. Yasal mı o dernek? Bütün sorgu boyunca... Sayın Toprak, dernek yasal mı? Devam ediyorum. Ben bir CHP seçmeni olarak senin için siniyor. Onu anladık. Ama çok güzel anlattın. Ama çok hukukçu tarzı değil, onu söyleyeyim. Ben hukukçu yasal bir derneğe kalkıp siyasal değerlendirme yapıyorum. Bitti. Falan. Hukuka uygundur. Gözaltı tutuklamada hukuka uygundur dedim. Yani bitti. Yasal bir dernek ziyaret devam edildiğinde tutuklanabiliriz. Şimdi bütün CHP'li vatanperverlerin tavrı senin gibi değil. Devam ediyoruz. Ben hukukçuyum. CHP'li dostlar... Örgüt propagandası yapmaktan ceza almış bir şarkıcıyı CHP'li bir belediye başkanının para vermek suretiyle, milletin kaynaklarını vermek suretiyle konser yaptırmış olması sizlerin içine sindi mi? Terör suçlarından haklarında işlem yapılmış, bakınız işlem yapılmış 694 tane. Kaçı mahkum? 694 kişiyle haklarında işlem yapılmış görüşmesi 48'i firari aranıyor. Altısı da cezaevinde. Sizin içinize siniyor mu böyle bir belediye başkanı? Devam. Hesabına 40 bin dolar bir para geliyor bir kişiden. Sonra 50 bin dolar daha geliyor. Sorulduğunda hatırlamıyorum. Seçim bağışı olabilirdi. İçine siniyor mu? Devam edelim. 2001 yılına ait hesaplarına 3.7 milyon dolarlar geliyor. Benim hiç öyle bir param olmadı. 50 milyon giriş oluyor 2023 yılında. 49 milyon çıkış oluyor. Soruluyor diyor ki benim hiç hesaplarımda öyle paralar yok diyor. Hatırlamıyor hiçbirini. Ve aramalarda bol bol örgüt propagandası içeren dergi ve makaleler bulunuyor. Nerede? Makam odasında. Sorulduğunda nereden geldiğini bilmiyorum diyor. Sonra romantik şekilde CHP'liler savunuyor ya, yazdığı kitaptan dolayı soru sormuşlar. Yazdığı kitapta teröristlere gerilla tanımlaması yapıyor ve bunu soruyorlar, sorarlar. Yazdığınız kitapta teröristi niçin gerilla olarak tanımladınız diye sormuşlar. E soracağız. CHP'li Atatürkçü vatanperverler. Böyle bir belediye başkanını cidden içiniz, belediye başkanına cidden içiniz siniyor mu? Şimdi şüpheli para giriş çıkışları olacak. Örgüt dokümanları makam odasında bulunacak. Örgüt propagandası yapmaktan ceza almış kişilere konser yaptıracak. Sorulan soruların her birini hatırlamıyorum diyecek. Bunlar hukukun meselesi. Doğru söylüyor. Mahkeme açılır dava. Hı hı. Mahkemede tartışılır. Ve mahkeme örgüt üyeliği yönünden derse ki bu hiyerarşik yapının içinde. Yani kendi iradesini örgüt iradesine teslim etmiş. İlişkileri yoğun, süreklilik arz ediyor derse mahkumiyet verir. Yok, bu kıstaslara uymuyorsa da beraat kararı verebilir. Bu mahkemenin işi. Bizim işimiz değil. Ama siyasal olarak yorumlarda... Böyle birinin CHP'li belediye başkanı olması kimin işi? Evet, biz siyasetçilerin işi. Burada tartışacağız. Biz televizyon yorumcularının işi. Ve bu soruşturmayı yaptığı için K
Kavala'ya verilen mahkumiyet sebebiyle Akın Gürle'ye duydukları öfkeyle meydanlarda devletin şerefli bir savcısını hedef haline getiriyorlar. Yetmiyor, yardımcısını Can Tuncay'ı da hedef haline getiriyorlar. Niçin? Can Tuncay'ı hedef haline getiriyorlar. Mehmet Selim Kiraz şehidimizin şehadetine sebebiyet veren teröristleri, failleri bulup ortaya çıkardığı için. Değil mi? İstanbul'da 15 Temmuz gecesi darbecilere ilk gözaltı kararını verdiği için. Birçok FETÖ operasyonunda, birçok bölücü örgüt operasyonunda başarılı operasyonlara imza attığı için DEM bayraklarının sallandığı bir meydanda Özgür Özel tarafından hedef haline getiriliyor. Ve biz bunlara siyasi mücadele diyeceğiz, öyle mi? Devletin şerefli savcıları zan altında bırakılırken neyin öfkesidir? Mehmet Selim Kiraz'ın katillerini bulup çıkardığı için mi bu öfke? 15 Temmuz günü darbecilere ilk gözaltı kararı verildiği için mi? Etki algı ajanlarına hukuk sınırları içinde ceza verdiği için mi? Bunların cevabı verilecek. Devam edelim. CHP'lilerin bir argümanı var. Hukuk araç sallaştı, iktidar bunu sopa olarak kullanıyor. Acaba CHP bu algı operasyonlarıyla kendileri açısından laisel, sorumsuz bir hukuk alanı mı oluşturmak istiyor? Bize hiç dokunmayın. Meydanlarda iki bayrak diyelim, o diyelim, bu diyelim. Sadece seçim kazanmak için kişisel ihtiraslarımızla Ekrem İmamoğlu'nun kişisel siyasi hayatı için bir fazla oy almak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kimliğini inkar edelim. Ne kadar terör sevici varsa hepsinin hakkını, hukukunu savunalım. Ama bize hukuki dokunulmazlık verin. Biz seçilmişiz. Seçilmiş olduğumuz için de kimse bize dokunamasın. Cumhurbaşkanından belediye başkanına kadar. Hukuki sınırlamalar vardır. Soruşturma için özel usuller vardır. Ama hukuk devletinin en temel tanımı şudur. Seçilmişlerin de hukuk denetimine tabi olduğu yönetim şeklidir. Seçilmiş olmak kimseye suç işleme özgürlüğü vermiyor. Hukuk iktidar tarafından araçsallaştırılmıyor ama CHP tarafından seçmen iradesinin arkasına saklanmak suretiyle sorumsuz, dokunulmaz bir alan oluşturma niyetlerini de artık saklayamaz hale geliyorlar. Diyor ki 10 yıldır terörle irtibatlı diyorlar. Hayır, hayatını buna adamış. 10 yıldır değil. Ve bunları savunmak daha çok CHP'lilere yakıştı. Demlilerle birlikte bayrak sallayarak, Cumhuriyet'in evet. kurucu partisiyle birlikte bayrak sallayarak bugün miting yaptılar. Niçin yaptılar bu mitingi? Elbette ki soruşturmayla ilgili geldi burada meslektaşlarım der ki, ben 91'i Serkan Toper gibi yorumlamıyorum. 100'ü Serkan Toper gibi yorumlamıyorum. Çok yorumu açık değil. Çok yorum açık. Fazlaca evet. yorum açık. Yani yorumlarınızı fazla zorlama. Sizinki baştan aşağı hukuk bilmezlik. Sizleri fazla rencide etmek istemiyorum. Terör sevicilik yapacağım diye hukuku eğip bükmeyin fazlaca. Şimdi sanırım iki hukukçu gibi konuşsak çok daha iyi olacak. Birazdan ben sözü aldığımda senin hukukçu olmadığını anlatacağım da o yüzden. Benim hukukçuluğumu tüm Türkiye evet, biliyor da. Mesele de istediğini anlatabilirsin. Ben siyasetçi gibi konuşmuyorum dikkat edersen. Hukukçu gibi konuşuyorum. Şimdi siyaset üstü meseleler var Fevzi Çakır. Dinleyelim. Kent uzlaşısıyla bir gecede Gürsel Tekin Bey tam şurada oturuyordu. Ben de orada oturuyordum. Gürsel Tekin Bey'e Esenyurt Belediye Başkanlığı tebliğ edilmiş. Ben de buradaydım. Evet. Bir gecede Gürsel Tekin Bey'in adaylığı değişti. Kent uzlaşısı kapsamında Ahmet Özerdeğen hayatı terörün eylem ve fikirlerine hizmet etmekle geçmiş. Orijini DEM Partili biri gelip oraya aday yapıldı. Gürsel Bey değildi aday da. Hayır farklı burada kendisi bir açıkladı. Biz bilemeyiz farkı için. Yani adayım dedi. Adayım dedi. Adayı farklı biriydi. Adaylaştım dedi. Aday adayından evet. Deniz Bey'in bir iki noktaya değinme şansımız olacak. Son dakikada olacak. Ben yoksa bakacağım. Sırayla gidelim. Ha. Tamam peki. Şimdi MHP Türkiye'de terör sorunu vardır dedikçe ısrarlı şekilde hayır. Terör sorunu
değil, Kürt sorunu var diyen bir CHP yönetim ağzı gelişmeye başladı. Terör sorunu yok, sadece Kürt sorunu var ve bu noktada haklı demokratik bir şekilde mücadele veriyorlar. Tayyip Bey de bunun da silahlı kanadı, onu da görmeyeceğiz, bilmeyeceğiz. Orada bir silahlı kanadın olması ve bunların bu silahlı kanada iradelerini teslim ediyor olması onlar için yok hükmünde. Ve terör sorunu lafı ağızlarından çıkmaz hale gelmiş. Bütün mesele Kürt sorunundan kaynaklanıyormuş. Ya artık şunu mu diyeceğiz? CHP Türkiye'de bir terör sorunu olduğu gerçeğini reddeden aleme geldi. Anladım, bunu tanımlamasını Kürt sorunu olarak mı koymaya başladı? Anlatırım ben. Kürt sorunu olarak mı koymaya başladı? Evet. Artık bu konuda izaha muhtaç hale geldi. CHP'nin adayı Ali Gökmen'di Esenyurt'ta. Evet. Onu çektiler. Sayın CHP'nin birisi sonuçta yaptılar. Değil mi Ali Gökmen? Evet. Yani benim saydığım bu profilde şu hareketleri yapmış birinin tabii ki bir CHP belediye başkanı olmayacağını varsayıyorduk. Ama artık şaşırmıyoruz. CHP'li belediye başkan profili artık sanırım böyle oldu.